Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese şimdiden iyi bir hafta, iyi bir ay diliyorum. 2 Temmuz 2023 itibariyle piyasa açılışı öncesinde bir altını değerlendirelim. Bir gözden geçirelim tekrardan. Takip edeceğimiz haber akışlarını yine bir kez daha sizlerle birlikte değerlendirip neyi nasıl izleyeceğimizi de az çok zaten bilmiş olacağız birçoğumuz. Tabii altını iki tarafta ayrı ayrı değerlendirmek önemli. Dolar bazlı ve TL bazlı. Dolar bazlı bakacak olduğumuzda ons altında orta vadeli yükseliş trendinin bozulduğunu görüyoruz. Zaten bunun için de uyarıları yapmıştık. Dolar bazlı alım konusunda acele edilmemesi gerekiyor. Ve tabii FED'e dair beklentiler var şu anda. Tam anlamıyla bir fiyatlama yok piyasaya baktığımızda. Yani FED'in faiz artışını çok net bir şekilde fiyatlayan ya da bunu çok sert bir şekilde destekleyen bir görünüm yok. Öyle olsaydı zaten 1800 dolara doğru hareketleri takip ederdik. Ne bekleniyor dersek ABD enflasyon rakamları bekleniyor. FED piyasaların nabzıyla sürekli olarak oynuyor son dönemde ve piyasaları da manipüle ediyor. Şu anda negatif görüntü devam ediyor. Kısa vadede ben buradan bir hareket yakalayabilir miyim sorusuna, arkadaşlar burada bence risk almaya değer mi sorusuna, tabii kısa vadeli bir miktar pozitif hareketleri takip edebilirsiniz. Şöyle biraz daha 5 saatliğe geldiğimizde dönüş hazırlıkları yapmaya çalışıyor ama söylediğim gibi 1980'lerin üzerinde net bir hareket görmedikçe tekrardan 2100 hattını deneyeceğini düşünmüyorum. O yüzden tepki yükselişleri burada tam anlamıyla gram altına yarar. Bu tarafları bence kaldıraç tarafında çok fazla ön planda tutmayın. Diğer taraftan Fransa'daki gerginlik, iç savaş beklentileri burada tabii fiyatlanır mı fiyatlanmaz mı? Şu anda bu bakıldığında Fransa'nın iç meselesi tüm Avrupa'yı saran bir durum olmuş olsaydı ya da birkaç Avrupa ülkesini saran bir durum olmuş olsaydı burada tabii fiyatlamayı çok net bir şekilde görebilirdik. Rusya'daki Wagner'in darbe girişimi bile bu tarafa arkadaşlar sarsmadı. Tabii altın bakıldığında jeopolitik riskleri sever. Yani fiyatlamayı çok sert yukarı yönlü yapar. Süreci takip edeceğiz. Yani şu anda baktığımızda burayı destekleyecek aman aman bir öyle sert bir fiyatlama ya da bir haber akışı ben görmüyorum. Görenler de varsa buyursun, izlemeye devam etsinler. Tabii zaman ne götürür bilinmez. Ama durumu tabii endişe verici olarak takip ediyoruz, öyle diyelim. Ve bununla alakalı özellikle bu Fransa tarafındaki iç kargaşa devam ettiği sürece bu Zengezur koridorunda da arkadaşlar bir hareketlilik söz konusu olur ise, ki vaziyet zaten buna doğru gidiyor. Yani burada farklı alanlarda bir sıçrama görebilir isek o zaman işte işin rengi altın tarafına pozitif yansır. Tabii şu anda baktığımızda ne oluyor ne bitiyor sorusuna, yani Fransa'daki durumu anlamak gerekir ise 17 yaşındaki bir Müslüman gencin öldürülmesiyle birlikte bir ayaklanma durumu söz konusu oldu. Yaklaşık olarak 5000 kişilik bir grup şu anda sokaklarda darma duman ediyor. Önüne ne gelirse yakıyor, yıkıyor. Tabii yani etme bulma dünyası bakıldığında işte baktığımızda Cezayir'de öldürüldüğü 1,5 milyon Müslümanın torunları orada yaşıyor bildiğiniz gibi. Ruanda'da Fransa'nın katlettiği 800 bin insanın çocukları, keza hatta torunları bile artık Fransa'da yaşıyor. Ve en acı tarafı ise arkadaşlar, yani bu durumları değerlendirdiğimizde, buradaki kargaşayı değerlendirdiğimizde Fransız askerlerinin Libya'da özellikle tecavüz ettikleri, çok affedersiniz, üstüne çırılçıplak soyup hatıra fotoğrafı çektirdikleri buradaki kadınların torunları şu anda Fransa'da ayaklanma yapıyorlar. Ve ortalama yaş grubu da bu ayaklanma yapanların 17-25 yaş aralığı arkadaşlar. Bu tehlikeli bir durum, yani bunun önüne kolay kolay geçilebilir mi? Evet, Fransa güçlü bir ülke bakıldığında önüne geçebilir gibi duruyor. Ancak işin boyutu Avrupa'nın diğer ülkelerine sıçrar ise o zaman işte film kopar. Ya zaten Avrupa dağılacak, yani bu belli, bundan kaçış yok. Tabii bizim özellikle gurbetçilerimiz, Avrupa'da yaşayan, başta Fransa'da yaşayan gurbetçilerimiz tabii orada çalıştığı için, orada hayatını idame ettirdiği için orayı sahipleniyor. Bu tarz analizlere de çok fazla prim vermiyorlar. Ama arkadaşlar Avrupa eski Avrupa değil, yani artık bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunları bence şimdi tartışmayalım. Bunların ben bu tarafa çok etkisi olacağını düşünen tarafta değilim. Ama buradaki tepki hareketlerinin dolar bazında oluşması gram altına pozitif yansıyacak. Şimdi gram altında tabii investing verisine göre biraz negatif bir hareketlilik söz konusu son dakika işlemleriyle birlikte. Hatta şöyle baktığınızda bu sağlıklı değil. Şu an 1600 lira seviyelerinde piyasa kapanışı geldi. Invest'te biraz tabii farklı seyrediyor. Açılış itibariyle yani bizler neyi takip edeceğiz sorusuna halen pozitif bölgedeyiz. Baktığımızda aman aman sert geri çekilmeler olur mu? Şurada bir şöyle uyarı yapmamız gerekiyor. Negatif uyumsuzluğumuz başladı. Burada bir üçüncü uyumsuzluğu görür müyüz? Yani fiyat grafiğinde de işte 1750-1800 bandını. Bu muhtemel. Bu zaten beklentilerimiz dahilinde. Yıl sonu itibariyle biz bu rakamı bekliyorduk ama burası çok hızlı çalıştı. Beklenebilir. Söyleyeyim arkadaşlar ama stop olmamız gereken bölgede belli. Şu noktanın altında bir hareket görür isek acımamamız gerekiyor. Yani kısa vadeli 1550-1560'ların altındaki hareketlerde üzücü görüntüleri takip edeceğiz. Söyleyeyim, uyarmadı demeyin. Ama genel görüntü bir miktar daha 1700'ün üzerine deneyecek havası estiriliyor. Bu da tabii kur destekli olacak. Onsuz da bir miktar toparlanma hareketleriyle birlikte burası gram bazında, TL bazında desteklenir arkadaşlar. 1700'lere doğru, hatta 1700'üne bir tık üzerinde deneyebiliriz ama garantisi yok. Siz yine de temkinli, dikkatli olun. Çünkü aşırı yükselmiş bir altın var. Evet, halen gidebilecek alanı da var. Bunu da belirtelim. Haftalıkta da momentum yüksek, hacim iyi, söyleyebiliriz bunu. Peki altını ne yapacağız? Yani kısa, orta, uzun vadeli mi takip edeceğiz? Arkadaşlar altında beklentinizi 2024 yılının ikinci yarısından sonraya bence saklayın. Böyle söyleyeyim ben size. Bu taraf bence 3000 lira hattını zorlayacaktır gram bazında. Bu tabi ons destekli olacaktır. O tarafı da tabi 2024 itibariyle dolar bazında FED tarafı çok önemli olacak. Orada da parasal mevzular, işte faiz indirimleri vesaire artık bunlar da kaçınılmaz olacaktır. Haliyle burası da yani bu tarihi bulur kabaca baktığımızda. Ama kısa vadeli geri çekilmeler konusunda da uyarmış olalım. Şu an görüntü bayrak filamalar şeklinde ilerliyor. Bir bayrak filama daha yapar. Teknik analiz konusunda size bir sinyal daha vereyim ben. Bayrak filama formasyonu gördüğünüzde %90 itibariyle 3 bayrak filamayı tamamlar arkadaşlar. Bu detayı yine unutmayın. Şu anda da ikinci bayrak filamadayız. Yani hedefi 3. bayrak filamayı oluşturmaktır. Bunu unutmayın. Bu kur tarafında da keza böyledir. Gram tarafında da yani her enstrümanda bunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Gördüğümüz kadarıyla durum burada şu an için pozitif. Dolar TL tarafında arkadaşlar uyarılarımızı yaptık. Kabaca 28-28,5 seviyeleri takip etmemiz gereken önemli bir detay bu tarafa baktığımızda. Bunun sebebini de zaten aktardık. 20 Temmuz'a kadar bu nokta zorlanacak görüldüğü gibi. Ama siz tabi burada ne yapacaksınız? Yani bekleyecek misiniz? Şöyle bir analiz yapılabilir size ya da duyabilirsiniz ki zaten duyuyorsunuz da. Satmak doğru değil. Ben herkesin analizine, herkesin söylediğine saygı duyuyorum ama çok fazla da umursamıyorum. Yerinizi bileceksiniz. Yani dolarda ne kadar durmam gerekiyor? Dolardan çıkıp enflasyona karşı ya da ucuz kalan nokta neresi? Hareketin oluşabileceği nokta neresi? Nereye geçeceğim? Oradan sonra tekrardan dolara gelebilir miyim? Yani bunun hazırlığını eğer yapmış iseniz ya da önünüzü görüp bunun seçeneğini iyi bir şekilde yönetebiliyorsanız problem yok. Ama ben kur tarafında artık çok fazla kalıcılık göstereceğinizi düşünmek istemiyorum. Çünkü kısa ve orta vadede biraz sizi üzecek görüntüler oluşabilir. 28-28,5 bandlarında. Burada da otomatik olarak arkadaşlar ucuz kalan noktaya gideceğiz. Yani hani bir önceki videoda söyledik. Hormonlu muamelesi yapılan Borsa İstanbul'da bir bakacağız. Buraları göz atmanız gerekiyor. Ha, burada kısa vadede bir miktar hafta açılışı itibariyle satıcılı görüntüler oluşabilir mi? Hisse bazlı ya da endeks bazında oluşabilir. İnanın hiç takmayın. Ekrana bile bakmayın. Hatta her geri çekilme bu saatten sonra bence muazzam bir alım fırsatı olacaktır. Şu an benim için bir numara burası. Evet, kur tarafında bir miktar daha alan olabilir. Hadi size %10 daha versin. Ama burada zaten bir kağıttan günlük tavan seviyesi %10. Tavanlar artık çok sürpriz değil. mesela Zoren'e baktığınızda %7 vermiş. Şimdi kurda %7'yi göreceğiz de, gram altında %7'yi göreceğiz de hedeflerimize ulaşmış olacağız. Yani örnek veriyorum. Umarım iyi seçenekler yapabilirsiniz. Ben söylediğim gibi altın tarafında TL ve dolar alımlarını ikiye ayırmak konusunda hemfikirim. Dolar bazında halen negatifiz. Söylediğim gibi yurt dışı kaynaklı Fransa özelindeki haber akışlar burayı şu anda çok sert bir şekilde etkileyecek bir durumda değil. Eğer söylediğim gibi diğer Avrupa ülkelerine de bu durum sıçrar ise jeopolitik risk algılanır. Mevzu uzatılmaz, işte birkaç hafta içinde zaten örtbas edilirse de olay zaten tam anlamıyla kapanmış olur. Şu an takip edeceğiz, yani an ve an takip edeceğiz. Evet, jeopolitik bir gerginlik durumu söz konusu hem Rusya kanadında hem Avrupa tarafında. Bunun ateşlenmesi gerekiyor. Yani ateşlenmesini istediğim için değil, piyasayla olan bağlantısını takip etmemiz için riskin üst boyuta çıkması gerekiyor. Çıkmadığı durumda da altın buradan pozitif etkilenmez. Böyle yerinde sayar ya da tepki vermez. Ya da FED'in faiz artırım beklentisiyle birlikte aşağı yönlü hareketini devam ettirir. Kulağımıza küpe olsun diyorum. Eğitim amaçlı fikir ve öngörülerimi de bu şekilde paylaşıyorum, tavsiye niteliği olmadan. Akşam bir dolar TL analizi gelir, yaparız. Biliyorum beklediğinizi. İzlenme ve beğeni durumlarından da bunu anlayabiliyorum. Bir piyasa açılışı öncesi bir net bir değerlendirme daha yapalım. Biraz daha konuyu ayrıntılı bir şekilde aktaralım sizlere. Önümüzdeki Temmuz ayına ilişkin beklentileri, hatta Temmuz'u nasıl kapatabiliriz? 20 Temmuz haftasından sonra bunu bence ön planda tutarsak daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bugünlük böyle olsun altın için. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.